Selamun aleyküm ekip gene. Bu okulun dersimizin konusu diyeyim. Köy vlog ya. Bayrama geldik. Bir haftadır köydeyiz. Her rezilliğin dibine vuruyoruz. Bayrama diye geldik. Her gün bir iş. Bugün Alatçı'ya gittik. Ağaçların dibini kazdık. Sonra devrikasyon traktörle sürdürdük. Ondan sonra Yerba'ya gittik. Çubukların dibinin. Gene zeytin ağaçların dibini kazdık. Zeytin başımıza bela. Ondan sonra gittik. Danışmana. Gene misineyle. Bak Yerba'ya da misineyle vurduk. Misineyle. Bu videolar vardır. Onu kocamızda misineyle şey yaptık. Ara yani kesitlerle izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu bir baş videosu olsun. Yani biz artık yarın gideceğiz. Tabii siz videoyu nasıl izleyeceksiniz onu da bilmiyorum. Artık gideceğiz. Ermenek manzarayı bir çek ama şöyle bir Ermenek çek ya. Barajı bir çek. Baraj çok büyük arkadaşlar. Hani bir Yusuf Eylül barajı olmasa da yani imkanı da olsun aslında Yusuf Eylül barajının iki katına geçebilecek baraj. Çünkü şurada ufak boğaz var. O boğazın üzerine iki tura daha koydum. Yusuf Eylül barajını geçer yani. Öyle büyük bir baraj. Daha da büyüme imkanı çok rahat var. Neyse geçtim. Baraj, dersimizin konusu barajı. Dersimizin konusu köy. Bayramı diye görüyoruz arkadaşlar. Her taraf iş ya. Ulan arkadaş iş. Benim gibi yani çok arkadaş vardır. Öyle işte bayramda bayram vesilesiyle. Neyse. Çapa yaptık. Misliğine ot kestik. Ağaç dibi kazdık. Erezeliğin dibine vurduk ya. Yorulduk değil mi? Evet. Başka ne iş yaptık? Ondan sonra buraya zeytin fidanlardan biraz fidan olmuş. Hemen gittik Ermenek'ten kendim kafama göre. Ondan sonra biraz yapmadır. Ulan nedir bu bıkmışım zeytinden ya. Ulan millet herkes köye zeytin dikiyor. Bizim köye zeytin dikiyor ya. Millet sürü de var gibi. Bir şeyin peşinden gidiyor herkes gidiyor. Ulan bir aklınızı kullanın be. Bir de farklı bir şey yapın. Ya da hani tam dikeysen 3-5 yiyecek kadar dik. Ulan ne varsa 100-150-200 tane fidan ne göreceksin? Hayret bir şey ya. Herkes dikiyor zaten. Olmayan bir şey partiler. Olan bir şey partilmez ki. Değil mi? Öyle. O yüzden ben de yiyecek bir şey olsun diye elma aldım bir tane. Sarı elma, kırmızı elma, bir tane kiraz. Armut. Armut. İki tane armut aldık. Değil mi? Ondan sonra bir tane anamın dediği bir şey vardı. Bilemedim adını. Cennet meyvesi. He, ona benzer cennet meyvesi herhalde. Çikolatalıymış bir de onu aldık. Evet. Bir de çikolatalısı yani. Neyse arkadaşlar. Haydi görüşürük. Eziyetleri göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Videonun burasında mikrofonumda sıkıntı çıktığı için ayrıca kayıt yapıyorum, ses kaydı yapıyorum. Burası Sarıvadi, Karaman, Ermenek, Sarıvadi Köyü. Eski vilayet olarak derseniz Konya Karaman, Sarıvadi Köyü. Yani Karaman, Ermenek, Sarıvadi Köyü. Şimdi Karaman'ın plakası 70 ya. O yüzden şimdi köyden çıktık, tarlaya doğru gidiyoruz. Bu bayramda bir hafta kaldığımız sürece yaptığımız işlerin bir vlogu. Köyden aşağı doğru gidiyoruz. Karşıda Ermenek Barajı. Ermenek ve Ermenek Barajı. Bu baraj bayağı bir büyük arkadaşlar. Bizim eskiden hani o barajın olmadığı halini biliriz biz. Göksu Nehri ya da çay Göksu çayı. Bizim de tarlalarımız vardı oralarda. Yüzerdik oralarda, balık avlardık vesaire. Aşağıda aşağı köy var. Aşağı Sarıvadi deriz biz. Böyle hem manzaralı bir bölüm. İnsanın köyü gibisi yok. Karşıda benim çocuk arkadaşım Yunus Öğür ve Fare Öğür'ün evleri var. Babasının evleri. Tarlası. Tarlaya herhalde zannımca buğday ekmişler. Fidanların arasına. Ortak buradan sana da selam olsun. Ortaklar diyeyim gayrim Fare'ye, Minus'a. Buradan aşağı doğru gidiyoruz. Karşıda gözüken binada bizim Galiçemi'nin Galiçi Muhammed'in diyeyim gayrı. Onun da 7 tane oğlu var. Onun. Böyle aşağı doğru gidiyoruz artık buradan. Allah yarabbim şükür. Güzel bir. Buradan da gelin bir göstermiş olayım. Bizim çift kapı pikabının üzerine bindim sırf bu videoyu çekmek için. Arabayı bizim birader kullanıyor, Hamit kullanıyor. O yüzden ağır ağır geliyor. Elektriği de yeni aldı. Baraj manzarası. İşte böyle arkadaşlar. Şu bizim projektörlerin şeyi de zıngırdayıp duruyor. İnşallah sesi gelmiyordur. Toprak yoldan tarlaya geliyoruz. Ve şunu iddia ederim arkadaşlar. Ben hiçbir yolları bu kadar düzgün görmedim. Ha eskiden belki daha genişmiştir, daha çok kullanılıyormuştur. Ama hiçbir zaman böyle düzgün gözü görmedim. İlyas Muhtarım'a gerçekten teşekkür ediyorum. Bu köyde yol işine iyi bir icraat yaptık. Takdir ediyorum her adamı. Ve daha devamını bekliyorum. Evet, köy vlog olsun. Bizim birader ağır ağır geliyor. Bizim burada arazi arkadaşlar bayağı bir yamaç. Düz tarla nadir. Burası kaklın rampa. Herkesin deli maceraları vardır burası. Kaklın, aşağısı kaklık. Burası kaklığın rampa. Eskiden traktörler deli değiştirirdi buralarda ya. Şu an yollar çok güzel. Muhtar sayesinde gerçekten muhtar yol işini iyi çözdü. Burası kaklığın rampa. Burada motorlar deli değiştirirdi ya. Çıkmazdı, zorlanırdı. Hop! Eziyetin dibiydi ya. Şöyle karşıda orada kale falan var. Bizim bu kadar tarla var. 2 senedir gitmiyoruz. Ne olur ne oldu bilmem. Birader ağır ağır salıyorum. Çift kabın pikabı. Hadi bakalım. Bu kaya arkadaşlar
ta burada duruyordu. Burada tekerlemiş. Yıllardan beri ta burada yamaçta duruyordu bu ayağı. Burada kaklı rampa, meşhur rampa. Ayağı vallahi tekerlemiş aşağı gelmiş. Arkadaşlar dayım geliyor oraya kut 80'li tarlayı sürmeye. Aleyküm selam dayı. Şimdi tarlayı kumbe gibi yapacak. Ulan gömüldü. Motorun maşallah var ya. Motor çokmuş arkadaşlar. Tarla deli otlu arkadaşlar. Sert arazi gibi çalışıyor. Tesviyesi zayıf şey. Tesviyesi bozuk. Şu an hem tesviye olmuş oluyor hem derin sürüm olmuş oluyor. Ama motor maşallah var, deli güçlü. Bir yer koparacak emin olsun. Fidanların arasını daim sürüyor. Fazlı başar. Bu bölgede bilebilir. Buradan dayı oğlu Hasan Başar'a da selam olsun. Ortak tarlayı sürüyoruz. Şu ota baksana ya. İçinde arpa bitmiş. Hem otlar hem arpa var. Arkadaşlar tarlayı böyle böyle ileriye doğru sürdük. Şimdi bu şekilde çaprada sürüyoruz. Tam fidanın arası şey olsun diye. Çok batırdı yine. Şimdi böyle böyle aşağı doğru sürdük ya, şimdi böyle böyle sürüyoruz. Yani sürmeyen yer kalmayacak. Tarla ters yormuş olacak. Daha iyi olacak gibi gözüküyor. Bir de çok ot var. Sertleşmiş ot, deli ot var ya. O yüzden otlar ölmüş ölmesi için böyle bir sürüm gerekiyordu. Otlu, bir de yamaç. Kafadan diyor ya, sizlere getirin ya. Evet. Boşa çıkıyor lan, değil mi? De önleri değil mi? Motor aşağı aşağı kayıyorum. Hop. Kapan.
Kizürüsün yapıyor bu spor valla. Valla. Bakın arkadaşlar çok tehlikeli bir makine. Daha toprağı ne var sıfırlatıyorum. Yakalana durmamamız lazım. Arkadaşlar mikrofonumuz şu an sıkıntılı. Sesim geliyor mu? Öbüründe ses gelmedi lan. Geliyordu az. Az mı geliyordu? Yani gelmiyordu. Geliyordu biraz. Sesim sıkıntılı. Mikrofonu tesisata vurmadık şimdi. Kusura bakmayın. Köy vloğunun yeri bağ ettik, çapa yaptık. Alatçı'ya gittik, traktörle sürdük, dibini kazdık. Yeri bağ ettik, misyon eşi yaptık. Onun adı otunu kestik, gazmıyla kazdık. Buraya geldik, misyonla vurduk otunu. Çok otlar daha böyle. O işte bitti. Bu misinin kafasını dağıttı. Dayanmadı misine. Ondan sonra motorla sürüyoruz sabahtan beri değil mi? Evet. Ama berekat motor kondu da o kadar yormuyor. Başka motor olsa başımız bile gelecekmiş. Maşallah var. Tek kolla çalışıyor. Olabilir.